Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Futbol haberleri için abone olmayı unutmayın. Kara Kartal maliyeti düşük ve takıma katkı sağlayacak isimlere göz koydu. Bu bağlamda Yunan basını konuyla ilgili yaptığı haberde Beşiktaş'ın Muammer Tankovic'e teklif götürmeye hazırlandığını yazdı. Muammer Tankovic geçtiğimiz Ocak ayından bu yana AEK'in kanat transferi listesinde yer alıyor. Öte yandan Türkiye'den gelen bilgilere göre Beşiktaş İsveçli kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Sezon sonu kontratının sona ermesinin ardından oyuncunun Hammarby'den ayrılması bekleniyor. Öte yandan Tankovic'e Feyenoord'un da ilgisinin olduğu belirtiliyor. Hollanda kulübünün yöneticileri onu izlemeye almıştı ve geçtiğimiz sezon Tankovic 28 müsabakada 14 gol kaydedip 8 asist üretti. 95 doğumlu Tankovic İsveç'te dünyaya geldi. Aslen Bosna Hersek kökenlidir. Sağ ayağını başarılı bir şekilde kullanabilen oyuncu sol kanat, forvet ve forvet arkası görevlerini üstlenebiliyor. Kariyerine 2011-2012 sezonunda İsveç'in Norrköping U19 takımında başlayan Tankovic daha sonra FC Fulham U18, Fulham AZ Alkmaar ve Hammarby formalarını terletti. Tankovic bu sezon toplamda 4 müsabakada rol alırken 3'de gol kaydetti. Başakşehir forması giyen Elia devre arasında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Elia aynı zamanda UEFA'da son 8 takım arasına kalma şansımız var, ligde de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. Diğer yandan Beşiktaş Mehmet Ekici transferi için devreye girdi. Fenerbahçe'de Ekici'ye yeni sözleşme için %40 indirimli bir teklif yaptı. Mehmet Ekici'nin transferde kararı ne olacak? Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici bir yandan sarı lacivertli yönetim ile dirsek temasını korurken diğer yandan da alternatif görüşmeler yapmaya devam ediyor. Trabzonspor'dan da olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici için benzer bir senaryo bu sezon sonunda yaşanabilir. Fenerbahçe'den 1,4 milyon euro garanti maaş alan Ekici bir başka opsiyon olarak da Beşiktaş ile temasta. Gelecek sezon maaş bütçesini 30 milyon euroya düşürecek olan Beşiktaş yönetimi satılması planlanan Laiç'in yerini Mehmet Ekici ile doldurmayı planlıyor. Laiç'i elden çıkartmasının yanı sıra 2,2 milyon euroluk maaştan da kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi 1 milyon euro maaşla Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istiyor. Öncelikli olarak Fenerbahçe ile bir kez daha görüşecek olan Ekici, sarı lacivertli yönetimin 800 bin euroluk maaş teklifini 1 milyon euro seviyesine çekmeye bekleyecek. Milli kalecimiz Sinan Bolat, kulübü Antwerp ile olan sözleşmesini feshetti. Antwerp kulübü Beşiktaş ile adı anılan milli kaleci Sinan Bolat ile yollar ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından milli kaleci ile kontratın feshedildiğini, Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle teşekkür edildiğini yayınladı. Belçika ekibi Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat, Belçika Kupası maçında bir de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giydi. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları devam ederken beklenmedik bir haber geldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayır'ın Zenit'in radarına girdiği iddia edildi. Umut Nayır bu sezon Kara Kartal'da 25 maça çıkarken 6 gol ve 1 asist yaptı. 93'te İstanbul'da dünyaya gelen Umut Nayır futbola Albayrak kulübünde başladı. Gençler Birliği ile de deneme antrenmanlarına çıkan futbolcu Ankara Gücü'ne transfer oldu. 2 sezon Ankara Gücü altyapısında forma giyen 1,91 boyundaki dev forvet daha sonra A takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut, bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü. Ankara Gücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayır 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı. Umut 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut daha sonra Ankara Gücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankara Gücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 14 gol 3 asistlik performans sergiledi. 2018 yılında Beşiktaş'a 250.000 euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki forvet kariyerini siyah beyazlı takımda sürdürmektedir. Beşiktaş'ın gündemindeki Alanyaspor'da kontratı bitecek olan ve hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan sol bek Fabrice Nsakala hakkında çıkan transfer söylentileri, futbol yaşamındaki hedefleri ve futbola ne zaman veda etmek istediği ile ilgili konuştu. Nsakala sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş değil, daha başka kulüplerden de transfer teklifi aldığını söyledi. Alanyaspor'un başarılı sol beki Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice Nsakala kulüpte bu sezon kontratı biten oyuncular arasında. Özellikle üç büyüklerin en çok eksikliğini yaşadığı sol bek konusunda birçok kulüp transfer listesine Alanyasporlu Ensakala'yı ekledi. Başarılı sol bek 2017-2018 sezonunun başında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilirken Alanyaspor'da başarılı bir 3 yıl geçirdi. Özellikle top çalma konusundaki yeteneğiyle rakip takımların ataklarını kesmeyi başaran yetenekli oyuncu, istikrarlı grafiğiyle de büyük takımların transfer radarına girdi. Nsakala Beşiktaş transferi ile ilgili Emre Kocadağ'ın ve Beşiktaş AS Başkanı'nın katıldığı telefon görüşmesinde Sergen Hoca'yı tanıdığını, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve ilerleyen zamanda transferin netleşeceğini açıklamıştı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.